Sevgi yaşamak için aşık olmak şart mı? Güzel yüzlüm, bir kere sevgi yaşamak için sevdiğine acıyacaksın, acıyacaksın. Acımak şart. Merhamet edeceksin. Merhamet etmeye merhamet olunmaz. Merhamet neyi sağlar? Koruma. Her şeyini korursun. Namusunu, haysiyetini, şerefini, sağlığını, sıhhatini, dinini, imanını titizlikle korursun. Sahip çıkarsın. Kendi parçan gibi görürsün. Kendinden daha önemli görürsün. Korurken. İşte şefkat denen odur. Yani sevgiyle karışık merhamet. Yani geleceğini düşünsün ya, bu nasıl, ne yapacak, ne değil mi, ne yiyecek, ne içecek. Her şeyini düşünürsün. İşte velayet sistemi orada devreye giriyor. Ama onu kaldırdılar tabii, velayet sistemi. Çocuklar dehşet içinde. Bilhassa genç kızlar. Dehşeti yaşıyorlar bak. Allah'ın dini uygulanmadığı için, velayet sistemi uygulanmadığı için dehşeti yaşıyorlar. Tamam. Ben güzel yüzümü bir daha dinleyeyim. Sevgi yaşamak için aşık olmak şart mı? Tabii güzel yüzüm o. Başka türlü olmaz. Ya başka türlü nasıl olsun ki? Aşkla seveceksin, merhametle seveceksin, saygıyla seveceksin, değer vererek seveceksin. Yoksa et kemik anında soğursun. İki kol, iki bacak, yani hiçbir kıymeti kalmaz. Yani erkekte de bacak var, kadında da bacak var. İki kol, iki bacak. Hiçbir kıymet kalmaz. Allah aşkıyla seveceksin. Allah'ın tecellisi olarak seveceksin. Beynin orada harikalar yaratacak. Beynini çok iyi kullanacaksın. Sevgi herkese verilen bir nimet değil. Çok ender insana verilir sevgi. Böyle kolay bir şey değil ki. Müminlere has, Allah'ı sevenlere has özel bir nimettir. Dolayısıyla tabii ki aşık olacaksın. Allah'a aşık olacaksın. Allah'a aşkını onda göreceksin tecellisi olarak.